Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Hobi Çevresi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada kalmıştık. In fact, he was just sitting down to a nice little second breakfast in the dining room by the open window when in walked to Gandalf. In fact, aslında he'den kastı burada Bilbo. Bilbo'yu anlatıyorduk en son. He was just sitting down. O hani sadece hemen yeni şeye oturmuştu. Neye? Nice little second breakfast. İkinci küçük bir kahvaltıya. Bu hobbitler çok fazla öğün yiyorlar diye. Kahvaltı falan da birkaç defa kahvaltı yapıyorlar. Bu yemek odasında ikinci küçük kahvaltı sıra hani oturmuştu. Nerenin yanında? By the open window. Yani açık bir pencerenin yanında ikinci küçük bir kahvaltısını yapıyordu. Ne zaman? When in walk Gandalf. Yine burada ilginç bir ile başlatmış. Yani demek istediği Gandalf içeriye girerken. Bu ikinci kahvaltı yaparken Gandalf içeriye girmiş. Buradan bunu anladık. My dear fellow, said he, whenever are you going to come? My dear fellow, işte benim dostum, canım dostum gibi düşünebiliriz. Said he, söylüyor. Whenever, her ne zaman istersen, are you going to come? Her ne zaman gelebilir misin? Bu aslında soru ama whenever are you going to come? Her ne zaman geleceksin? Gibi garip bir anlam oluyor. Ya da yani direkt ne zaman geleceksin? Diye de çevirebiliriz. What about an early start? İşte erken bir başlangıca ne dersin? Yani erken olmasına ne dersin? Gelmesini istiyor sanırım. Ama mesela filmde ayrıldıktan sonra Gandalf tekrar gelmiyor diye hatırlıyor. Burada şu anda okuduğumuz yerde geldiğini söylüyor. Bakalım devam edelim. And here you are having breakfast or whatever you call it at 10:30. And we here burada you are having breakfast. Sen kahvaltı yapıyorsun. Ya da whatever you call it. Call it'ten kastı burada bak kahvaltı. İşte yani sen burada kahvaltı yapıyorsun ya da ona ne diyorsan. Yani kahvaltı değil de başka bir şey diyorsan da onları yiyorsun. At 10:30. Burada saati de söylüyor. Yani saat 10:30 olmuş. Sen burada kahvaltı yapıyorsun veya işte kahvaltı demiyorsan da başka bir isim de takmış olabilirler. Bunu yiyorsun anlamında. They left you the message because they couldn't wait. They left you. Onlar sana bıraktılar neyi? Mesaj bıraktılar. Çünkü onlar bekleyemedi. What message? Said poor Mr. Baggins, all in a fluster. Ne mesajı? Diye bu zavallı bizim Bilbo Baggins söylüyor. All in a fluster. Fluster bu telaş, böyle acele. Yani telaş daha mantıklı. Telaş içerisinde. Ne mesajı diye soruyor. Great elephants, said Gandalf. Büyük filler, dedi Gandalf. You are not at all yourself this morning. You are not at all yourself this morning. Sen bugün kendinde değilsin gibi bir anlam olması lazım mı? Bugün kendinde değilsin. You have never dusted the mantel piece. Burada dust tozlamak yani toz anlamı var. Burada fiil olarak tozlamak. Mantel piece ise şömine rafı. Sen bugün kendinde değilsin. Sen hiç bu şömine rafını tozlamazdın. Ha bir tane şey var, şömine rafı tozlanmış. Hiç böyle tozlanmazdı yani, sürekli temizlik yapıyor anlaşılan. Sen bugün kendi değilsin, niye işte burası tozlanmazdı gibi bir şey söylüyor. What's that got to do with it? Böyle bir kalıp sanırım. Biraz araştırdım. Şey, bununla ilgisi ne anlamda? What's that, o ne? Hangisi that'ten sonra açıklıyor? Got to do with it. Yani onunla ilgisi, onunla olayı ne? İşte burada rafları söyledi ya, bununla ilgisi ne? Benim bugün kendimde olup olmamamın. Onu kastediyor yüksek ihtimal. I have had enough to do with washing up for 14. I had enough, burada ben yine yeterince var. Yani yeterince işim var anlamı da olabilir. To do yapmak için with washing up for 14. 14 burada ne? Yılı kastediyor yüksek ihtimal. Çünkü 4'dan sonra geliyor. Yani 14 yıl boyunca
İşte yıkamakla, yani yıkayacak yeterince ben de işim var. Yine burada şeyi I had enough suyu kastediyor da olabilir. 14 yıl yetecek suyum var da olabilir. Yine arkadaşlar böyle farklı düşünüyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Bunların üzerinde tartışabiliriz. Çünkü çok garip cümle yapıları var. Yani o kadar işte bir sürü çeviri yapıyoruz, makale, diğer haber falan. Ya bu romandaki cümleleri ben başka hiçbir yerde görmedim. Çok ilginç cümle kalıpları var. O yüzden farklı düşünüyorsanız, işte bence böyle daha doğru diyorsanız yorumlara yazın. İşte burayı 14 yıl yıkayacak kadar yeterli suyum var veya işim var desek biraz da saçma oluyor. Bununla ne ilgisi var dedik. Ben işte 14 yıl boyunca temizleyebilirim. Su daha mantıklı orada bence. Devam edelim. If you had dusted the mental piece, you would have found this just under the clock, said Gandalf, handing Bilbo a note written, of course, on his own notepaper. If you had dusted, eğer sahipsen burada, hatta burada had dusted yine fiil, şey, tozlamışsan, tozlandırmışsan bu şömine rafını, you would have found, işte bulabilirdin, neyi, this just under the clock, bunu sadece işte saatin altında bulabilirdin, diyor Gandalf, handing Bilbo a note, ve bunu söylerken işte şeye, Bilbo'ya bir not veriyor. Written, yazılan, of course, on his own paper. Tabii ki de, yani his'den kastı burada Gandalf yüksek ihtimal. Gandalf'ın not kağıdına yazılmış, tabii ki de yazılmış bir notu Bilbo'ya veriyor bunu söylerken. This is what he wrote. İşte okuduğu şey bu. Yazılı şeyi de burada okuyacağız ne yazmışsa. Thorin and Company to Burglar Bilbo Greeting. Thorin ve and Company buradan arkadaşları, Thorin ve arkadaşlarından Burglar burada hırsız da, hırsız Bilbo'ya selamlar diye başlamış. For your hospitality, our sincerest thanks and for your offer of professional assistance, our grateful acceptance. For your hospitality, burada misafirperverliğiniz için our sincerest, en samimi teşekkürlerimizi iletiriz. Tarzı bir şey yapabiliriz. And for your offer of professional assistance, işte profesyonel desteğinizi sunduğunuz için de our grateful acceptance. Yani burada profesyonel bir desteğinizi sunduğunuz için sunmanızı işte memnuniyetle kabul ederiz. Tarzında böyle şey formal da diyebiliriz. Şey şekilde çevirebiliriz yani. Sanki birisi bir dilekçede yazılmış yani dilekçede yazılan yazı gibi bir çevirisi var sanırım. Terms, cash on delivery up to and not exceeding 1/14 of total profits if any, all traveling expenses granted in any event, funeral expenses to be defrayed by us or our representatives, if occasion arises and the matter is not otherwise arranged for. Yine uzun bir cümle. Terms burada şey, koşullar, cash on delivery. Burada teslimat demek delivery. Teslimatı nakit yapacaklarmış. Up to and not exceeding 1/14 of total profits, if any. Eğer varsa, profit kar demek. Yani bu işten bir para kazanırsak, kar yaparsak, toplam karı not exceeding aşmayacak. 1/14 de 14'te 1 demek. Yani yine duruma bağlı da diyebiliriz. Up to. Ve işte toplam karın 1 bölü 14'üne. 14'te 1'ini aşmayacak şekilde işte elde edilen kaynakları parayı da verecekler. All traveling expenses granted in any event. Bütün bu seyahat harcamaları ise herhangi bir koşulda garanti ediliyor. Yani yolda para falan harcaması da gerek yok.
Funeral expenses to be defrayed by us or our representatives. Funeral burada cenaze demek. Cenaze masrafları da defrayed de yine ödemek, masrafları karşılamak demek. Masraflar karşılanıyor. Biz tarafından, bizim ya da temsilcilerimiz tarafından karşılanacaktır. Hangi durumda? If occasion. Burada durumlar, şartlar, arises. Arise burada yükselmekten ya da ortaya çıkmak. Eğer işte yani ends şuraya da çevirelim daha güzel olacak. The matter is not otherwise arranged for. Ve işte the matter bir olay, konu, husus ya da diğer bir deyişle burada zarfı da yani bağlacı da ortaya almışlar. Diğer bir deyişle işte bu konular ayarlanmamışsa yani beklenmedik, planlanmadık şeyler ortaya çıkar ve işte bir ölüm falan olursa cenaze masrafları da biz veya temsilcilerimiz tarafından da ödenecektir diye böyle bütün koşulları yazmış notta. Thinking it unnecessary to disturb your esteemed repose, we have proceeded in advance to make requisite preparations and shall await your respected person at the Green Dragon Inn by water at 11 a.m. sharp. Bu adres de vermiş. Çevirelim. Yine uzun bir cümle. Thinking it unnecessary. Bir şeyin gereksiz olduğunu düşünerek. Neyin gereksiz olduğunu? Disturb. Your esteemed. Esteemed burada saygıdeğer demek. Repose ise uyku, sakinlik, huzur. Yani bu sizin saygıdeğer uykunuzu. Uyurken gittiler ya. Uykunuzu bozmanın, bölmenin, sizi bu şekilde rahatsız etmenin gereksiz olduğunu düşünerek. We have proceeded. Biz işte devam ettik. Süreci devam ettirdik. In advance. Öncesinde. İşte yola koyulduk anlamı veriyor. Ne için? To make requisite preparation. Requisite burada gerekli demek. Gerekli hazırlıkları yapmak için. Biz öncesinde işe giriştik. Başladık. Sürece giriştik. Yola çıktık. İşte farklı farklı yorumlayabiliriz. And we shall await your respected person. Burada your respected person yani sizin gibi işte saygıdeğer kişiyi. Biz bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Nerede? At the Green Dragon Inn. Burada yeşil işte ejderha. İn burada meyhane, han, bar gibi bir anlamı var. İşte filmde de o takıldıkları yerlere in deniyor. İşte ejderha meyhanesinde by water su kenarında veya by water bir yerde olabilir. Saat sabah 11'de bekleyeceğiz. Burada sharp keskin anlamı var. Tam olarak bilmiyorum. Sharp. Orada bir tepe gibi bir farklı bir anlamı da var mı ki? AM sharp. Baktım çok böyle buraya uygun yok. Yani öyle TPMP anlamı da yok. Yine siz de biliyorsanız yazın arkadaşlar. İşte biz sizi rahatsız etmemek için. Erkenden yola çıktık. Gerekli hazırlıkları yapmak istiyor, yapmak için. Ve seni saat 11'de bekliyoruz. Zaten filmden de bildiğimiz gibi katılacak. Bakalım. Ya film kitap okuyunca arkada o duyguları falan da çok iyi anlıyoruz. O yönden güzel. Arkadaşlar sonraki videoda şuradan devam ediyoruz. Haydi görüşürüz. Umarım videolar faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.